Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel sıralı tığ oyası modeli paylaşacağım bu modelimi daha farklı amaçlarda çok amaçlı olarak da kullanabilirsiniz bu modelimizi oldukça güzel ve kolay bir model ve ben bunu modelimi devam ettireceğim arkadaşlar fakat sizlere ilk başlangıç kısmını göstermek istiyorum daha sonra da devam edelim hayırlısıyla şöyle modelimi hemen kenara bırakıp farklı bir renk tonunu aldı. İlk başlarken üç kere tığımızı başını doladıktan sonra şöyle yine aynı ipimi alacağım. modelimde şu şekilde. İlk önce ilmeğimizi yapıyoruz. Çifter çiftler alacağız modelimizde. Şu ilmeklerimiz şimdi ikisini bir alıyoruz. ikisini bir alıyoruz. ikisini bir alıyoruz ve ikisini bir alıyoruz. Çift çift olarak almış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane çektikten sonra şimdi boşluktan giriyoruz. Kapatıyoruz. Bir pıpırcık yapmış oluyoruz. Aşağı inmek için de 7 tane sık iğne yapıyorum. Battığımı da sayaraktan pardon şöyle 2 katlayayım şimdi daha net göstereyim. 3 4 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batıyoruz. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde oluyor. Şöyle tam göstereyim. Bu şekilde başlangıcımız oluyor. Daha sonra da devam ettiriyoruz. Şu başlangıç kısmımız. Şimdi asıl rengimize geçelim. Tam devam ettirelim. Evet. Şimdi ilk başlangıcını göstermiştim. Şimdi tekrar yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi üç kere başını doluyorum. 3 kere doladıktan sonra bu ara kısımlarını 5'er tane tığ battısı atlıyoruz. Tığ battılarımızı iki zincir çekerekten zıradım. 1, 2, 3, 4 ve 5. tığ battısına batıyorum. İlmek alıyorum. Çifter çifter şöyle ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olarak başlangıcımız bu şekilde oluyor. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Şimdi katlayayım. 7 tane aşağı inmek için sık iğne yapıyorum. Battığımı da sayıyorum. Şimdi 2 3 4, 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batıyorum. Dibine. Başlangıcımız böyle. Şimdi orta kısmına geçiyoruz. Şu orta kısmında da örümcek kısmımızı yapıyoruz. İlmeğimizi orta ayarda bir ilmek uzatıyorum bir örümcek yapıyorum örümcek yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 5 tane zincir çektikten sonra arka üstü döndürüyorum ve ilk zincirimin tepesine batıyorum ve birleştiriyorum Buraya bir küçük bir halka yapmış olduk. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane çektiğim zincirimi Şimdi tepesine bu dört tane zincir çektiğimiz bacamızı içine giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar dört tane zincir. 2, 3 ve 4. Şimdi ön yüzüne geçtik. Dört zincirimi boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Bu dört zincir çektiğimin arasında kapatmış oldum. Şimdi tekrar şu kısmımızı yapıyoruz. Şu boşluklarımızı. şimdi bir kere doluyoruz. Bu zincirimizin arasına giriyoruz. 1 2 2 de çıkıyoruz. Tepelerine 4 tane zincir çekiyoruz. 3 4 tane zincir çekip kapacık yapmış oluyoruz. Birleştiriyoruz. Başını bir kere doluyoruz. Aynı yere 1 2 2 de çıkıyoruz. 2 3 4 tane zincir çekeceğiz. 2 4 tane zincir çekip tepesine girip kapatıyoruz. Bir kere doluyoruz aynı yere 2 2 de çıkıyoruz 4 tane zincirle kapatıyoruz bir kere başını dolamış oluyoruz bir de devam ettiriyoruz yine aynı halkamız için toplamda 7 tane yapacağız bu şekilde 2 3 4 tane zincir çekiyoruz kapatıyoruz bir kere başını doluyoruz 2 2 de çıkıyoruz 4 tane zincirle Ara boşluktan girip kapatıyoruz. 2, 4, 6 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 2 ile çıkıyoruz. 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Yani şimdi kapatıyoruz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6 7. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimi İlk başladığımız yaptığımız tam dibine aynı yere bir daha batmış oluyoruz ve birleştiriyoruz. Geri dönüş yapıyorum. Bu zincirimin üzerine de 7 tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 7 tane yaptıktan sonra tekrar yine ön yüzüne döndürüyoruz modelimiz bu şekilde tekrar bir tane daha yapalım isterseniz 2 3 kere başını doluyoruz tığımıza ara kısmımızı 1 2 3 4 ve 5. tığ battasına batıyoruz buradan çift çift alıyoruz Yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir almış oluyoruz başlangıcımız ara kısımlarımız 5 artan oluyor 4 tane zincir çekiyorum ki 3 4 tane zincir çektikten sonra kapatıyorum Aşağı inerken 7 tane sık iğne yapıyorum. Battığımı da sayaraktan 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra aynı yeri tekrar bir daha batıyorum. Kapatıyorum. Şimdi orta kısmı için ilmeğimi biraz uzattım. Örümcek yaptım. Orta yerde çok büyük değil, çok da küçük olmayan 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimi arka yüzüne döndürdüm. İlk zincirimin tepesine batıyorum. Birleştiriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 4 tane zincir tıpacığımızın tepesinden birleştiriyorum. Kapattım. 4 tane zincir 2 3 ve 4 arka yüzünü döndürdüm i̇şte ön yüzümüze gelmiş olduk pardon boşluktan giriyorum kapatıyorum başını bir kere doluyorum şimdi bu orta kısmımızı yapıyoruz Şu kısmımızı yapıyoruz bir kere doluyorum aynı yere giriyoruz 1 2 ve 2 de çıkıyoruz 2 3 4 tane zincirle devam ettiriyoruz. Kapatıyoruz. Bir kere başını doluyoruz. 2 2 3, 4 tane. 4 tane zincirimizi çektikten sonra boşluktan giriyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 2 tepelerini 7'şer tane yapıyoruz. Kıpırcıklı olanlarımızı. 1, 2, 4, 6 tane olmuş. Bir tane daha yapalım. 7. de de 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Boşluktan girdik. Kapattık. Evet. Şimdi aşağı inmek için 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra İlk yaptığımız zincirimizin tepesine batıyoruz. Batımız. Birleştiriyoruz. Birleştikten sonra arka yüzlü döndürüyoruz. Ve bu zincirimizin üzerine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Şimdi Dönüşte yaptırayım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde modelimiz. Şöyle hafif bir ütü basıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere.